Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlar onu görmek arzular, görmek ister. Bir kere bile olsa rüyamızda görelim diye herkes bir arzusu vardır. O güzel bir arzudur. Rüyaların en hayırlısı da olur. Yani Peygamber Efendimiz'i bir rüyada görmek çok az insana nasip olur. Nasıl da yapalım der, nasıl edelim de rüyamızda görelim. Salavat çekersiniz fazla, hakikatten bağlanmış olursunuz. Peygamber Efendimiz'e salavat getirdiniz mi, o da size selamını veriyor. Kimden geldiğini haber alıyor, o yetişiyor, ona karşılığını veriyor. Rüyada görsek çok güzel olur ama görmedikse yani o bağlantı yok demeyin. Bu daha kuvvetli bağlantıdır. Hemen salavat getirdiğiniz vakit Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e bildir. Her şeye faydadır. Bazı insanlar unutkanlık var diyorlar. Unutkanlığa salavat getir, hemen hatırlarsın. Bir şey unuttun mu? Allahümme salli ala Muhammedin dersen muhakkak gene hatırlarsın. O sıhhatine, afiyetine, bereketine, rızkına, her şeye faydası var. Peygamber Efendimiz'in faydası en başta seni ateşten kurtarıyor, cehennemden kurtarıyor, tüm kötülüklerden kurtarıyor. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar tazim etseniz edin. Bu şeytanlara dinlemeyin. Şeytanların iki çeşidi var. Cin şeytanları, insan şeytanları. İnsan şeytanları cinlerden de daha beter oluyorlar. İslam süresi altında da oluyorlar. Onun için onlara kulak vermeyin. Siz Peygamber Efendimiz'i tazim edin. Allah onunla beraber onun civarında cennette olmamızı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.